Sabahattin Başkanım merhaba. Merhaba Akif Bey. 2022 yılı gurbet sezonu sona ermek üzere. Nasıl bir sene geçirdiniz? Vallahi bu sene Eskişehir az bir şey nefes aldı. Gurbetçiler geldi. Zaten buradalarda ayın 1'inde de okullar açılıyor. Şu ayın, bu ayın 25'inde artık kimse kalmayabilir Eskişehir'de. Geri dönüşler başladı. Zaten kapı kuleler dolu, full. Eskişehir havalanı da öyle dolu. Artık bu sezonu böyle kapatıyoruz. Ama Eskişehir biraz nefes aldı. İyi oldu gurbetçilerin gelmesi. Esnafların biraz yüzü güldü. Bazı başkanlarla görüştüm. İyiler. Bu sezon iyi oldu ama kışına satladırız bilmiyoruz. Gurbetçilerin Türkiye değerlendirmesi nasıl? Pahalı gördüler Türkiye'yi. Şu anda pahalı gördüler. Mesela aşağıda az önce görüştük. Sen de bazılarıyla görüştün. Artık 100 lira 10 lira gibi oldu. Pahalı buluyorlar Türkiye'yi. Pahalı buluyorlar mesela. Çok pahalı buluyorlar. Ama giderken çok alışveriş yaptılar. Okul çantalarını buradan götürdüler. Giyimlerini buradan aldılar gittiler. Genellikle bu çerez malzemelerini falan buradan aldılar gittiler. Gerçekten esnaflarımız biraz rahat etti. Efendim bu havayı bana konusunu çözmeniz işe yaradı değil mi sen? Evet, bunu Sayın Valimizin yanına gitmiştik geçen hafta. Teşekkür etti bize çalışmalarımızdan dolayı. Hakikaten de havalanına büyük bir özveriyle çalıştık. Havalanı çok işimize yaradı. Bak şimdi her gün 5-6 uçak inip şey yapıyor. Tabi Zafer Havalanı gene olduğu gibi yine zararda uğruyor. İç hatlar, İksa mıydı neydi herhalde bir şirket vardı orada. Onun CEO'suyla bir röportaj yapmış televizyonda. Küllü zarar yaptılar yani. Zarar. Nereden uçak inerse insin, gurbetçiler oraya inmez. Efendim şimdi ben bir tane Münih'ten gelen bir gurbetçimizle sohbet ettim. Evet. Kızlardı. Bana şöyle bir ifade kullandınız. Münih'ten Eskişehir'e gelmek istesek, Münih'ten Kütahya'ya gelmekten 500 lira daha fazla ödüyor. Evet. Münih'ten ama. Diğer Avrupa ülkelerini ben bilmiyorum. Evet. Yani Kütahya ile Eskişehir seferleri arasında farklılıklar mı vardı maddi olarak? Şimdi Münih'ten ayda veya haftada bir uçak iner ama Belçika, Hollanda, Fransa'dan haftada 5 uçak iniyor. O yüzden. Tabii o yüzden. Mesela şimdi 5 uçak iniyor. Bak yarın var, bugün var, yarın var, perşembe var, cuma var, cumartesi var. Her gün uçak inip kalkıyor. Ama işte haftada bir tane. Haftada bir tane. Kütahya niye daha ucuz? Şimdi Kütahya oraya göre ucuz ama Belçika'dan Kütahya pahalı. Ya bu işi çözemez mi? Şimdi biz bunu daha önce konuştuk, bu uçak biletlerini. Ben aslında Ankara Meclis'e gitmiştik. Bütün, bak parti ayırmıyorum, bütün parti başkanlarıyla görüştük. Bu sene dedi başkanım geç kaldı, seneye bu uçak biletleri sorununu çözeceğiz diye bir söz aldım Ankara'dan. Efendim, görüştüm. Gurbetçiler Emirdağ'a da gittiler, Eskişehir'e de gittiler, tatile de gittiler. Şimdi orada bazı sıkıntılarımız var. Gerçekten orada Emirdağ'ında yazdılar, girişte yazıyor gurbetçiler, yani gurbetin baş şehri diye. Bu sene gurbetçiler en çok alışverişi Eskişehir, Afyon, Bolvadin'de yaptılar. Emirdağ esnafından, ben de Emirdağlıyım, böyle bir şey konuşmak istemem ama Emirdağ gerçekten çok pahalı buldular. Emirdağ'ından çok rahatsız oldu bu sene gurbetçiler. Yani bundan yararlanmak istediler esnaflar. Bu yanlış bir şey. Her yıl böyle, her yıl gelecek bu para. Böyle yapmayın yani. Gerçekten Emirdağ'ından çok rahatsızlar. En çok Eskişehir'i seçtiler, Afyon'u seçtiler, bak bir de Bolvadin'i seçtiler diyorum. Gurbetçiler Türkiye'ye bu sene yatırım yaptı mı? Çok az. Bu sene yatırımlarımız az. Ev alışverişleri az. Biraz altında hızlılık gösterdi. Altın aldılar. Tatile falan gittiler. Bu sene biraz az yani. Parayı az bıraktılar bu sene. Eskiden burada ev alıp kiraya verirlerdi. Aynen öyle. Bu sene yapmadılar. Bu sene yapmadılar. İş yerleri falan. Şimdi dikkat ediyorlar. Artık Avrupa'da da belirli bir düzen çerçeveyi sende. Orada da yani belirli bir kriz var Avrupa'da. Yani yok diyemeyiz şimdi. Herkes gelirine göre ayağını uzatıyor yani. Durumlar böyle Akif Bey. Efendim havalimanı ile alakalı bir iki ekleme yapacaktınız diye. Vallahi ben az önce anlattım sana. Zafer Havalanı'nı bence Eskişehir'e taşısak daha iyi olacak. Niye iyi olacak? Çünkü orada ölü yatarım. Ben bunu daha önce de söylemiştim Akif Bey. Hiçbir gurbetçi, bak 250 bin, şu anda 100 bin gurbetçiyi temsil ediyorum ben, konuşuyorum. Belçika, Fransa, Hollanda gurbetçiler Zafer Havalanı'na inmez. Yanlış bir yatırım. Onlar yaptıkları, topladıkları Kütahya, Uşak, Afyon nüfusu
oraya inecek yolcuyu karşılamaz yani. Çünkü yanlış bir yatırım. Hatta CEO'su çıktı konuşma yaptı, küllü zarar ediyoruz diye. Bu devletin yapmış olduğu zararı gurbetçiler mi ödeyecek kardeşim? Olamaz öyle bir şey. Bence ellerinden geliyorsa Ulaştırma Bakanlığı'na buradan da rica ediyoruz. Zafer Havalanı'nı bir an evvel Eskişehir'e taşırsa herkes rahat eder kardeşim. Çok teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ediyorum kardeşim. Sağ ol, teşekkür ederim.